Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün Skyrim'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son hatırlayacak olursanız 100. bölüme özel 3 saatlik bir video çekmiştim. Onu da ayın 12'sine 13'üne atarım demiştim. Ancak şu an 13 Eylül'deyim ve yine geldim. Skyrim çekiyorum. Neden diye soracaksınızdır mutlak muhakkak suretle. Neden geldim yine Skyrim çekiyorum? Çünkü evde internetim yok. Zaten şu an 100. bölümü de kanala yükleyemedim ben. Siz bu izlemişsinizdir tabii. Ne zaman attığımı da bilmiyorum ama Loki Hanım sağ olsun internet kablomu kemirdi. İnternet kablomu kemirdiği için internetim yok. Dün servis gelecekti, gelmedi. Bugün gelmedi. Yarına tekrar bir kayıt oluşturdum ama yarın da hafta sonu diye geleceklerini açıkçası pek zannetmiyorum. Yani bu iş yine haftaya ya da bayağı bir sonraya kaldı. Çünkü tesisatçı işi falan filan olacak diye tahmin etmekteyim. Dolayısıyla da ben de dedim ki en azından oturayım da bir video çekeyim bari. Çünkü yapılabilecek hiçbir şey yok. İnternet gidince insan öyle kalıyor. Ben de dedim ki en iyisi dedim. Bir video çekeyim. Ne çeksem ne çeksem. Baktım en çok ne oynamak istiyorum. Dedim Skyrim şu anlık yine iyi ya dedim. O yüzden Skyrim'den biz yine devam edelim dedim. Oha. Bir Skyrim çekiyorum. Dur be. Sen nesin? Bu ne? Ya bir dur. Ayı gibi senin. Allah cezanı vermesin. Dur ben seninle uğraşamam. Şey gidiyor. Atım da yok ki. Arkasından koşuyorum. Ne bu? Bu kim ya? İlk defa karşılaşıyorum. Seni vurabiliyor muyum sana? Yok da ayı. Ayı gelmiyor arkamdan. Öyle yani. Bakalım internetim yok. Ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Servis de gelmiyor çünkü dediğim gibi. Allah inşallah yakın zamanda sorunlardan kurtulurum. Oba. Büyüsel anomali oğlum ne kadar çok açık bir yırtık var ya. Böyle iş mi olur? Çok fazla yırtık yok mu? Biz geçen bölüm halletmedik mi ya bu işe? Abi sen onlara vur da. Burada da birileri var. Baksana da ta nerede büyüsel anomali var orada. Lan masum da bozuk zaten. Ha Lydia da gelmiş. Acıma Lydia sakın. Şurada. Birazcık daha şöyle yapsak. Bir tık daha mı? Aynen öyle. Bakalım başımıza neler gelecek. Mülteciler mi? Birisi Allah bir şey aldım yanlışlıkla. Birisi tür şey neyse. Hadi şunlarla bir şey yapalım. Üstlerini arayamadım ben hiçbir aydutun ya. Arı kovanı. O. Lidyacığım. Uzaktan ok atacağını gelsene savaşalım şurada şunlarla. Ben çünkü bunlara ne yapacağımı da bilmiyorum. Yani ok atamam. Büyü atıyorum ama o da pek bir işe yaramıyor yani. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Alev pelerini falan mı şey yapsam? Arniel'in sıcaklığı var. Ama bu arada bu niye böyle ya ben? Allah Allah bu her oyuna girdiğimde ben bunu yapacak mıyım? Fare Assassin'in geçen bölüm de arttırdım ama bu yani en son. Ya şuradan arttırayım diyorum. O zaman da çok oluyor ama yok ya şu an iyi gerçekten. Bir dakika ya en son şuradan şeylere bakıyordum. Arneyle sıcaklığı alev pelerini yine en iyisi. Ateş topu. Aslında buraya ateş topu lazım da. Çünkü 50 zarar veriyor. Ama ateş topunu attığım an
Aa iyi drum şey. Aa bak işte bu adam da etkileniyor. Neyse en azından Lidia yok etrafta. Şöyle bir atalım. Vur abi vur. Tamam kaçma. Düş peşine düş peşine. Yanlışlıkla seni yaktım. Senin de canın ne kadar az kalmış. Helal olsun ha. Lan seni bir yakalayayım var ya. Büyüler bir tutsa. Öteki ha. Vur. Ya senin bir vuruşun zaten. Öl lan artık be. Allah Allah. Ne Allah'ın cezası bir işitsin ya. F5. Şimdi sıra sana mı geldi koçum? Yamur efendisi de gitti he. Bu da bitti. Artçı şok. Toftir ile tekrar görüş. Bu artçı şoklar devam edecek mi ya? Nocturnal'ın gri maskesi mi? Aaa. Aaa ne diyorsun? Neymiş ki bu görev? Ha doğru böyle bir görev almıştık. Riften'dan almıştık değil mi biz? Doğru tamam hadi gidelim bari şu görevi yapalım. Ben herhalde Skyrim'e boğacağım kanalı. Bilginiz olsun. Bir 5-10 5-10 bölüm şey yapabilirim. Şurayı aç da arkadan giriyorsa arkadan girelim. Önden herkesi şey yapmayalım. Yok arkadan girilmiyor. Dur hayır. Herkesin içinde de açmayacağım. Şöyle bir koşalım. Şimdi hocam sen bir bana bakmazsan bir görme beni. Aa iyi evin anahtarı varmış ki bende. Şimdi burada biri karşımıza çıkarsa Lidia öldürüyoruz. Ama gizli öldürmemiz lazım. Ben de hançeri bıraktım. Lavanta. Talep edilen rapor. Sana bunu söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm ama şüpheler doğru. Nivenor'u isteğin üzerine takip ediyordum ve oldukça eminim ki Vadi Kent'te onun birden fazla kişiyle ahlak dışı ilişkisi varmış. Ne diyorsun? Kız bu böyle söylenir mi adama? Oyuncak bebek mi? Bir dakika. Tomarlar da mı kitaplarda mı? O neydi ya? Sahte bir şey aldım ben. Yalancının notu. Ne aldım? Sahte bir şey aldım. Gördünüz mü? Sahte senet. Ah. Oh. Yok artık. Bir not daha aldım. Yabancının talimatları notunu mu? Aynen bunu almışım. Erikur'un evini inceleyelim. Gisli'den tapuyu çal. Grit Tilki'nin öldüğünü duymuş olabilirsin. Bu doğru ama Tilki maskeyi giyenin içerisinde yaşıyor. Bu görevde bu kişinin sen olup olmayacağını bana söyleyecek. Tamam. Ya biz ne görevler şey yaptık. Bu görev mi kolay olmayacak? Demiş ki sahte senedi al. Issızken de Gisli adında kadını bul. Onda gerçek senet var. Ondan belgeyi ondan aşıracaksın. Sonra sahte olan. Göz kırpan sıra verilen arkasından sonraki talimatları bulabileceksin. Ne diyorsun? Tamam. Şu şey. Nivenor'un günlüğünü okusak. Ne alaka ki? Umurumda da değil yani. Kimse kimseye zorla bir şey diretemez. Bunu ben okumuş muydum? Ha bu şey tam geç. Geç yok. Şimdi bize iki tane görev geldi. Tercihen Erikur'un evini incele diyor. Gisli'den tapuyu çal diyor. Erikur'un evine zaten biz bu tapuyu yerleştirmeyecek miyiz? Şu an bende sahte senet var. Ben bu sahte senedi şeye vereceğim. Erikur'un
Evine. Erikur'un evi nerede? Erikur'un evi Gissi'den Tapu Uçan, Mavi Saray, Issız Kentteler. Solitude. Ya Solitude'un ıssız kent olarak çevrilmesi çok iyi geldi bana. Ben önce öteki adamın evine mi geçsem? Bir F5 yapacağım. Welcome to the center of the world. Or at least my brother. Erikur senin kardeşin mi? Yes, my older brother. But really, since Torig's death, Falk Firebeard wields the true power of the Jarl's court. Hmm. Oh, if you're looking for a good attitude, go see the bards. They'll fake it. If you're looking for truth instead, see not. And if you're just looking to feel good, go get some spiced wine from Yvette. Tamam. But what? Not my problem. Neyse, ben onu senden çalarım ya, gel. Ver şunu. Çalamadım. Ver şunu ya. Never shouldn't come here diyor. %90. Tamam. Bunun yerine... Aa, başarısız. Tamam. F6 F6 gel gel. Önce şu adamın evine bir girelim. Zaten sahte senedi adamın evine yerleştir diyordu. Şifonyere koy. Bir şey diyeceğim. O zaman sahte senedi bu kadının üstüne koymayacak mıyım? Şey, hayır. Yo, evet. Ama hayır, sahte senet. Neyse, bir gidelim ya. Aman, anlamadım ben. Sahte senedi de birilerinin de diyor ki ya, git diyor, sahte senedi de Erikur'un evine yerleştir diyor. Yo, hayır, nokta ne diyordu? Ama neyse, boş ver, biz şu eve bakalım ya, gelin. Uğraşamayacağım şimdi onlarla. Şimdi ben bir şuradaki kapıyı açmak istiyorum. Allah kahretmesin. Ben orada kapıyı açmak istemiyorum. Hayır, tam çekil. Tam arkamdasın gerçekten Lydia. Şimdi şunları çalarken de gizlilik modunda çalıyorum yine, ne olur ne olmaz. Şimdi ben bu evde neye bakacağım? Ev geniş. Evden istediğimi yürütüyorum. Şuradan bunu alayım, bunu alayım. Bu ruh cevherlerini yine doldururuz. Geç, bunu ne yapayım ben kitaba? Şunu alacağım da onu öteki taraftan alırım. Ha, bir dakika. Al bakayım. He, tamam ya. Ben de bana bir şey verecek zannettim. Görev verecek zannettim. Namus hırsıza. Aa. Ben bu eve istediğim gibi girebiliyor muymuşum? Ama şunları istediğim gibi çalamam. 38 altın. Şunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım, bunu da alayım. Hocam sen nereye gittin? Burada oturuyor. Tabii ben şu an gizliyken sen benimle nasıl konuşabiliyorsun? He, bu saray büyücüsüymüş. Tamam, bana ne ya? Bir bakma bana. Şu kitap nedir abi? Alışılmamış lezzet. Ha, adamın odası asıl burası mı? Tamam. Ben niye ilk sefer buraya gelmedim o zaman? Ben görmedim ki adamın odasının burası olduğunu. Benim şu an kafam iyi değil bir gündür. Lucky sağ olsun. Bana sürekli bir de masraf çıkarıp durduğu için hanımefendi. Şu lavanta değil mi ya? Tamam ha. Senedi Gissi'den ya da parayla ya da ikna yoluyla al. Yo, ben çalacağım. Niye ikna yoluyla alayım ya? İnşaat onaylandı ve arazi tamam. O yüzden mi çocuğu evlat edinmesi için zorladı diyeceğim ama. Yok tamam, saçma olacak demeyeceğim. Ben bunları böyle çaldığımda da bir şey olacağını zerre kadar düşünmüyorum ya, geç. F5. Tabii ki. Bak, çıkıyorum şu an yani. Şimdi hocam, bu kadın nereye gitti? Tamam, şöyle biz gidelim tekrar, yürümeyelim o kadar yolu da. Bana diyor ki tapuyu çal. İkna yoluyla da alabiliyormuşum. Çala da biliyormuşum. Bir ikna yoluyla alınca ne olacağını merak ettiğimden bir ilk başta öyle deneyeceğim.
Sen bir gelsene buraya F5. Hello. I'm it would seem so. Nah, I don't think so. Aa. Welcome to the it would seem so. Oha. Ya geç ya, geç geç Allah aşkına geç. Bak bu hep ilk seferinde izin vermiyor almama. Alacağım. Tamam. Saati senedi şifonyere koy. Bak eve gidip bir şifonyere koyma işi var. Biliyorum. 8000 de vermem yani çalabileceğim bir şey. Kimse kusura bakmasın. Gerçek tapuyu aldım. Bu yine şeyin evi değil mi? Erkinir miydi? Erkur muydu? Bilmiyorum. Onun öyle bir şey vardı. Birisi vardı. Onun evi. Erikur, Erikur. Aynen onun evi. Ha yani o başarısız demesinin nedeni de bizim o notu almamız herhalde, alacak olmamız. Ayrıca oraya buradan da girebiliyorum. Niye illa orayı gösteriyor? Benim bildiğim ya yani, ha direkt şeye koyacağız, tamam. Şifonyere koyacağız. Masanın üstüne bırakmayacağız yani şuraya. Ay oraya bıraktık. Oğlum ikidir kendimle çalışıyorum ha, farkında mı? Nasıl? Niye beni yalancı durumuna düşürüyorsunuz siz? F5 hangi varili kontrol edeceğim ben? Oğlum olaya gel ya. Orada bir yerde varil var, durun. Bu sefer koşalım. Koşalım gidelim dört nala, hey. Koşun koşun. Şeyi de varile koymuşlar. Adamlar şey çalışıyorlar. Planlı programlı çalışıyorlar. Bu varil mi? Yok bu değil tabii de, bir arayasım geldi. Tamam. Ben sana şu an nasılsın ya da ne yapıyorsun diye sordum mu? Terbiyesiz. Oo. Çok güzel bir şey. Tanımadın. Hayır yok. Ben o değilim. Kırmızı elma da var 4 tane. Yabancının son talimatlarını bir okuyalım. Tamam. Sen nereden biliyorsun yan keçilik yaptım? Belki parayla satın aldım. Ata kılıcını al, fenerli cesette anahtar ara. Fenerle. Gümüş, tamam. Eski gün artık hesabı yapan, tamam. Bir yabancı. Bir şey diyeceğim. İki görevde mi şu an Riften'da? Yo Riften. Tam Riften'da değil mi? Yo bir dakika. Ha şurada ata kılıcını al. Öteki. Fenerli cesedi. Issız kendisi tamam. Sen. Şimdi o fenerli cesedi arama görevi nerede? Ben onun şeyini göremiyorum şu an. O burada değil çünkü fenerli cesedi arama görevi. Şu an bir işaret görebileniniz var mı? Bir tane var. O feneri gösteriyor. Şey kılıcı gösteriyor. O zaman buradaki mezarlıkta. Notta ne diyor? Gümüş Kaya sığınağında eski bir Nord klanına ev sahipliği yapan bir mezar var. Ha bir dakika. Ceset de muhtemelen orada. Tamam. Tamam. Ben klan falan deyince yine bir şehrin içinde zannettim de değilmiş. Şuradan gidelim. Dabadıp. Gideceğim bir saniye. Buradan dönüyorum. Zaten haritada da bir tane simge çıkıyor. Şey haritada dediğim yukarıdaki çubukta. Navigasyon çubuğumuzda. Buralardan hiç yürüyüp gitmemişiz, keşfetmemişiz. Bir ara keşif olayına da bir girelim. Tamam. Pardon, yukarısı. Şuradan gidelim mi direkt? Aynen. Pardon. Gelin bakalım. Altınını ver. El foku varmış ama 16 hasarı da artık ne yapayım ya.
O kadar şey değil. Ok da kullanmıyorum ki zaten. Şimdi hocam, bunun yanında bir mezarlık varmış. Bana gelen bilgide dendi ki o mezarlıktaki şeyi ev acaba gümüş kan sığınağının yanındaki. Değil mi? Bakıyoruz. Nota tekrardan bakıyoruz. Sığınağında. O zaman içeride. Çünkü o tercihen görevi de çıkar yani ya. Bunu da yapmak istiyorum. Hadi bir gidelim. Aç bakalım. İnternet olmadığı için bazen buglar giriyor. Onu fark ettim ya. Hocam bir şey diyeceğim. Bu bana tek bir görevi gösteriyor. O da ata kılıcını al. Şimdi ben o cesedi neyle arayacağım? O ceset nerede? Ektoplazma, ayaz asası. Hadi bunları alayım. Alırım da zaten. Alsın. Bunun içindeki hepsini alalım. Çünkü bu tarz şeylerin içinde ne olduğunu çoğunlukla biliyoruz. Şu yaprak girmiş oraya. Allah Allah ya. Bir saniye. Tercihen fenerle cesette anahtar ara. O ata kılıcını alacağımız zaman herhalde. Biz bir gidelim de. Biz bir gidelim. Tamam mı? Ona sonra bakarız. Bu arada bunları kim öldürmüş? Bir tane meftun mu öldürmüş? Metfun. Meftun aşık demek diye hatırlamaktayım. Evet, yine iki tane kapı. Yine bir yol ayrımları. Ha bu tam buradan geleceğiz. Güzel. Artık Skyrim'de bunu çözdük yani. Bir kapı açılmıyorsa girişte ilk başta bilin ki oradan geleceğizdir. Hocam bir sürü ruh cevheri aldım. Ben, oha. Ben şöyle bir senin ruhunu çalmak istemekteyim. Videoda çok güzel bir şekilde poz verirken. Şunu alayım. Seni alayım. Bir de altın kolyem varmış üstünde. Onu da aldıktan sonra burada bir kitap var. Felsefe ve Sözler. Bu kitabı okumuşum. Ama yine de alacağım. Oyunda mumyalama aletleri hiçbir işe yaramıyor, değil mi? 101. bölümde bunu size sormam biraz garip gelebilir ama ben bir işe yaradığını hatırlamıyorum. Düşünmüyorum da. Ağzına. Oha! Kalk kalk. Oğlum beni niye aşağı attın ya? Kalk. Ne tamam Lidya da aşağı düşmüş. Tamam, sen bir dur ya. Sen bir dur. Sen şu an en son uğraşılacak kişisin yeminle. Durun arkadaşlar. Ay ayaz ifritine. Şunun ruhunu çalmam lazım ha. Tabii yeter, büyük bir ruh cevheri yokmuş. Bir daha ruh çalmakla uğraşmayacağım da. Hocam. Doğru şeyi mi seçtim? Hayır. Bana bak. F6. O ta nerede yapmışım F5'i? Ben aşağıda F5 yaptım zannettim. Onu yemem. Hadi lan oradan. Alın size Fusro'da. Alın. Hatta madem ki Fusro'da. Hadi bakayım. Hadi bakayım ya. Hadi. Oha. Ben niye kendimi yeniledim? Lidya nasıl geldi gördünüz mü? Hadi ya. Hadi ya. Neyin Fusro'daymış bu? Ben de şuna. Oha. Ağzına tüküreyim. Ben almadım ki onu ya. Düştü o yere. Allah. Hocam onun ruhu iyi olabilir. O yüzden. Aa, bu adamın ruhunu alabileceğim ruh cevheri yok. Ben o zaman sen onu oradan nasıl kestin ya? Muhtemelen buraya aşağıdan atacağız. Gelin gençlik. Şunlara basmayın. Deyip ben bastım ama işte siz basmayın. Allah. Size göstermiş olayım. Bastılar. Burası ne? Burası diğer tarafta engellenmiş. Bir aşağı inin ya.
Gelme. Öz ifriti seni görüyorum orada. Abi basitte nasıl maymuncuk kırılabilir? Bana bunu açıklasanıza. Ben... Aha. Gerçi biraz bana vursunlar ki arıza yeteneğim artsın ya. Aynen vur. Vuramadım. Ben bir kendi canımı doldurduktan sonra buralarda bir yerde bir kol mu arayacağım? Galiba. Lydia nerede? Yukarıda mı? F5. Buradan aşağıdan. Kol aramayacağız. Bunları çeviremiyorum. Yılan. Yunus. Yılan ve Yunus var. Ama onları çeviremedim. O kapıyı diğer tarafta açamıyorum. Şunları aradım mı? Aramışım. Bu kapıyı açamıyorum. Kapıyı diğer tarafta açamıyorum demek biraz garip kaçtı ama. Benim bir yerlerde göremediğim zincir, kol tarzı bir şey mi var yine? Böyle bir şey yapıp görelim mi peki? Mum ışığı. Yani hiç zannetmiyorum da olabilir. Çünkü başımıza gelmeyen şey değil. Ya da ne bileyim şunu şuraya tekrar koyunca falan mı acaba hani? Yo, kendime yine saplıyorduk şeyleri kendimize. Oralarda yok. İyice ben yanlışlıkla bastım onu ama. Bakın burada sandık bulduk. Al hepsini. Allah Allah, ben mi körüm? Gitme. Bir şey deneyeceğim. Bakın orada da şey var, Yunus var. Yılan Yunus. Ben bu kombini nereye yapacağım, bu üçlemeyi? F5. Sizler çevrilmiyorsunuz. Döndürülmüyorsunuz. Benim bu kombini uygulayabileceğim bir yere ihtiyacım var. O kapı açılmıyor. Ki orada kapının nasıl açılmadığını öğrenmek istiyorum. O kapının açılması lazım. Biz buralarda kol falan gördük mü hiç? Lan acaba siz gördünüz mü? Onu düşünüyorum bir yandan. Asıl yol o kapının ardıymış zaten. Ya şu oyuna şu kapıları kırabileceğimiz, yakabileceğimiz şeyi ne zaman getireceksiniz? Gelsin yani. Sen bir çeki bakayım oradan. Belki senin olduğun yerdedir falan diyeceğim ama. Hani arkada bir kol vardır, ona ateş edince açılır falan olayı mı acaba diye düşündüm. O da değil. Ne yapacağız Lydia? Ben şu an körüm. Yani. Acaba diyorum bir şey deneyeceğim. Ama çok saçma olmaz mı? Lydia basmasan ona. Ya bir basma. Ya buna da basma. Gel şuraya. Acaba bunlara basmakla ilgili bir olay mı var? Aşağı tarafı araştırdık her yerine. Yo. Ama peki bu neden çalışmıyor artık? Mesela bakın, ben buna basıyorum. Ama çalışmıyor. Ama bir lideracığım bir çekilirse ama buna bastığında bir şey diyeceğim. Ben buna nasıl komut veriyordum? Pardon. Okay, got it.
Basıyorsun değil mi kız? Yok yok, başka bir şey yok da, o da olmadı, o da bir işimize yaramadı. Şuradaki plakanın üzerine ben bunu tekrar koysam, ama bunun sadece... Yok, o kapıyı açmadık zaten de. Allah Allah. Hayır, kapının arkasında olsa diyeceğim ki ok atayım falan işlesin, ama öyle bir şey de yok. Burayla alakalı bir durum değil o Lydia. Lydia gel bakayım. Bir şurayı bir denesek. Gerçi burası açılmıyor. Burada ne çıktı az önce? Abi siz ciddi misiniz? Yukarıdaki yer açıldı mı? Ya ayrıca bir şey söyleyeceğim. Kolu da gidip oraya koymazsın. Ben onu nasıl göreyim oradan ya? Yok, açılmamış. Hala duruyor. Neyse, gelin. Ben şunu nereden göreyim ya? Ay. İnsanı deli etme ya. Medfun. Ne? Bu mu yani? Bu mu? İki tane medfun mu şey yapmış? Buradaki ben cesedi nasıl fenerle arayacağım? Hangi cesedi fenerle arayacağım? Oğlum bak, kaçıncı... Ben şununla bu arada çok sıkıldım. Kaçıncı seviyeye geldik? Biz hala bunu alamıyoruz. Altın Aziz Okçu. Oha. Altın Gönül Çelen Savaşçı. Daedra'ya hükmetme. Kemik adam. Neymiş bu? Oğlum. Bakayım canın. Oğlum sen canını bile azaltmıyorsun ya. Sana bakayım. Ya geç Allah aşkına, geç ya. Ya neredesin? Lidya, sen hala orada beklemiyorsun inşallah. Kızım gelsene buraya. Allah Allah. Bir şey diyeceğim, şunun üzerinde de kol falan var mı? Yok. Ama Yunus diyor. O zaman bir Yunuslu kapı var, bir de yılanlı kapı mı var diyeceğim. Zannetmiyorum. Buradan zaten alacağız şimdi. Ah, tam yerini tutturmuştum. Sadece birazcık aşağı açtım. Buz kılıç klanının kılıcı, ata kılıcı, altın. Abi tercihen görev, bana fenerle ceset, herhangi bir yerde ceset göstermediniz. O yüzden hiç kıvırmayın. Defin vazosu boş. Yabancı ile gri tilkinin mezarında buluşacağım ben zaten de. Öncelikle şu şeyin notunu okumak istiyorum. Buz kılıç klanının. Tamam. Peki şunları da bir yiyelim. Silahlarda bu ata kılıcı nasıl bir şey? Alacakaranlık pençesi. Böyle bir şey yani, hani aslında. Yani şöyle elim alıp göstermem gerekirse şu. Merhaba canım. Ya öteki yeri açamadığıma çok pişman, yani şey oldum, üzüldüm ama. Buradaki karmaşık sandık peki neyi gizlemek için? Bir yerini bulabilirsem. Aha. Bakın yerini bulduğumu tak diye açıyorum valla.
Kavuran İmparatorluk Yayı, altın, safir, küçük ruh cevheri, nar taşı, yakut, gümüş kolye. Korktum yalnız. Senin de bir üzerine alayım. Arayayım. Bu nedir? 101. bölümdeyim. İlk defa öyle bir çizik gördüm. Lidya sen neredesin? Oğlum bu kız beni yine mi takip etmiyor? Neredesin ya? Gel şöyle. Allah Allah, bir de Lidya ile uğraşıyoruz ya Rabbül Alemin. Şimdi gidelim hemen hızlıca. Şu kapı neden açılmadı bilmiyorum. İçinde birileri var mı bunların? Boş, yokmuş. O yüzden açılmamış. Şurada sadece bir kişi var. Demek ki buralar bomboş. Arkada da bir kişi kalmış da. Yandık. Yine bir kol ya da zincir bir şey arayacağız. Şunları falan çekeyim, iteleyeyim. Öyle olmuyor mu? Abi bana bir şey arattırmayın ya. Aa, buldum. Çık. Tamam, çıkma. Geldik, hadi. Biz çıkalım. Ha, bu kapı buraya çıktı. Okey, anladım. Tamam. Olay şimdi çözüldü. Aç bakayım şunu, orayı da. Hihi. Sana ben bunu daldığımda hiç balta yaramıyor. Bakıyor sana neyle dalmam gerekiyor? Bence bununla. Bu bence daha çok can yakıyor. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama sonuçta yani bir yıldırımı kafama yediğimi düşünüyorum. Orada da bir şey var. Tamam da biz hala öteki odayı açamadıktan sonra benim buralara gelip buradaki lootları almam ne işime yarasın ki? Yıkım büyüleri 120 daha az efsun harcar. Çok iyi. Çok iyi deyip bıraktık ama şimdi hocam ben ne anladım bu işten? Bu ne ya? Oğlum burada kol varsa deliririm ha şu an. Bence bu plakalarla ilgili bir şey ya. Lidya sakın ötekine basma diyeceğim de yok. Allah kahretsin. Oy. Oy benim başıma gelenler. Benim başıma gelenler. Tüh, burası ne? Bir hücre. Oy ben öyleydim. Ben öyleydim. O şey... Oh bir de öldük. Çok iyi oldu ha. Size bir şey diyeyim mi? Çok iyi oldu. Yemin olsun çok iyi oldu. Tebrik ediyorum kendime. Ya bu sefer bir ayı almayacağım. Tamam hocam, sallanıp durma sen de. Çekil. Bir tuzakta ölmediğimiz kalmıştı. O da oldu. Hocam ben size niye şey kullanmıyorum? Gerçi ben yine sizi ateş ettiğimde o buzları kırıyormuşum ki ne anladım ben bu işten. Bakayım burada neleriniz var. Böyle dıt dıt dıt. Hadi Lidya. Helal olsun.
Burası da tahminimce o en başta kapıya gidiyor. Ne diyorsunuz? Abi ben bıktım ama sizden ha. Geberin ya. Geberin gidin. Bu arada şu buldok normalde çok can acıtan bir şeyin olmasına rağmen acıtmıyor. Ya yani ateş kadar değil. Gerçi buz perkine versek, buzu geliştirsek bu da acıtabilir yani. Bir şey aldım. Çok saçma bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. F5 atacağım o yüzden. Burayı da açacağım. Bu da yine bir ölümlü ordu çıkacak karşıma. Şöyle bunu da biraz yaktıktan sonra iki kere tutturamam ama da gerçekten tebrik etmek istiyorum kendimi. Oha. Öldüm mü? Neyse arkadaşlar biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. 40 dakikaya ulaşmışız çünkü. 3 saatlik videodan sonra pek alışık değiliz 40 dakikalık videolar ama olsun. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmazsanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzda coinlerden anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.